حتما این قسمت از آهنگ ابراهیم تاتلیس رو شنیدید. این آهنگ از کجا اومده؟ خیلی این قسمت از آهنگ ابراهیم تاتلیس توی فضای مجازی ما معروف شد و خیلی سر و صدا کرد. تحقیقی کردیم، من شخصا نکردم، یکی از دوستام این کار رو انجام داد، در خصوص اینکه این آهنگ از کجا اومده. دیدیم خیلی جریان داستان غمگینی پشتشه، داستان عجیبی پشتشه و یک واقعه تاریخی بوده توی تاریخ ترکیه که ازش خبر نداریم. دوست داشتم امروز تحقیق کنیم، براتون بذاریم، برید ببینید، استفاده کنید، لذت ببرید و میگم خیلی دردناکه ولی خالی از لطف نیست دونستنش. بریم با هم دیگه ببینیم. بعضی شارکلار vardır hikayeyle yazılır. Bazı şarkılar vardır hikayeyle anlam kazanır. Bugün anlatacağım hikaye bir ağıtı ortaya çıkarmıştır. Hikayemizdeki olay 4 Nisan 1953 tarihinde saat gece 2.15'te gerçekleşti. Çanakkale Boğazı açıklarında Nara Burnu çevresinde Türk donanmasına ait Dumlupınar denizaltısı uzun ve yorucu bir görevden sonra limana doğru yol almaktaydı. O gün hava şartları çok kötüydü. Sisli, yağmurlu, kasvetli bir hava vardı. Denizaltının rotasında aniden bir gemi belirdi. Geçiş alanı dar olduğundan kaza ihtimali yüksekti. Kaptan ve sorumlular karşılaşma senaryolarından birini seçtiler ve ilerlemeye devam ettiler. Gemi limana yanaşırken bütün donanma ekibi büyük ve ani bir sarsıntı yaşadı. Dumlupınar denizaltısı İsveç donanmasına ait olan Norband isimli bir yük gemisiyle ön kısmından büyük bir çarpışma yaşamıştı. Gemi 81 mürettebat barındırıyordu. Dumlupınar denizaltısı baş tarafından aldığı büyük hasar ile hızlıca su almaya ve batmaya başladı. Aniden gemi dimdik olmuş ve hızlıca su alarak batmaya başlamıştı. Uzun olur gemilerin direği. Aslında kaza geliyorum demişti. Ancak kimilerine göre o anda doğru komut verilmiş olsaydı bu kaza önlenebilirdi. Kaza anında 8 kişi güvertedeydi. İkisi pervaneye takılarak, biri ise boğularak hayatını o anda kaybetti. 5 kişi kendi imkanlarıyla kurtulabildi. Gemi içinde kalanların hepsi kısa süre içerisinde boğularak, çarparak, ezilerek hayatlarını kaybetti. Mürettebattan sağ kalmayı başaran 22 kişi ise hemen geminin arka kısmındaki torpido alanına sığındı ve su girişini engelledi. Mahsur kalanlar gemi batarken hızlı bir hamle ile su yüzüne fırlattıkları telefon şamandırası sayesinde dışarı ile irtibat kurma şansını elde etti. Batıyor, boğulmuyorlardı. Ancak artık içeride 72 saatlik sınırlı bir oksijen ve kurtarılmak için az bir zaman vardı. Bu yüzden aşağıdakilere son anda atılan telefon şamandırası ile emir verildi. Oksijeniniz sınırlı. Konuşmayın. Sigara içmeyin, türkü söylemeyin. Denizin 90 metre altındaki denizaltını kurtarmak için göreve çağrılan kurtaran gemisi 10 saat sonra alana ulaştı ve hazır olabildi. Ancak hava şartları dalgıçların kurtarma çalışmalarına engel olmaktaydı. Kurtaran gemisi sabitleme işlemlerini olaydan 25 saat sonra yapabildi. Sabitleme işlemleri yapıldıktan sonra iletişime yardımcı olan şamandıra yanlışlıkla koparıldı. Eğer şamandıra koparılmasaydı dalgıçlar telefon kablosunu kılavuz olarak kullanabilecek, aşağı inebilecek ve denizaltını kurtarma gemisine bağlayabilecekti. Belki bu üzünlü hikaye denizaltının dip tarafındaki 22 kişinin kurtarılması ile sonuçlanabilecekti. Geriye kalan zamanda ne denendiyse işe yaramadı.
dalgalı deniz dalgıçları savurup atıyor, dalgıçlar ölüm pahasına tekrar tekrar dalıyordu. Ama nafile. Hatta dalgıç Yılmaz Süzen 80 metre dalmayı başarmış, denizaltına son 11 metre kala şuurunu yitirmişti. Vurgun yemek üzereyken geri çekilmişti. 7 Nisan tarihinde Milli Savunma Bakanlığı artık tüm imkanların denendiği ve ümitlerin tükendiği bilgisini verdi. 22 asker mecburen ölüme terk edilmişti. Onlara söylenmiş olan son söz, şarkı söyleyebilir, sigara içebilirsiniz oldu. Alınan yanıt, vatan sağ olsun. Tüm ülkede seferberlik ilan edilen bu olayın ardından yas ilan edildi. Bu ağıt Ege Denizi'nde şehit olan askerler için yazıldı. Ah bir ateş ver, cigara yakayım. Sen sağım gel, ben arkadaşlar uykuda.